Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet ya eyyühel melâ'u inni ulkiye ileyye kitabun kerimun innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Sayfa 9, ikinci sır. Ha, sen Adana'dan geldin değil mi? Tamam, hoş geldin. Şimdi fark ettim. Yani. Şimdi ne düşünüyorum biliyor musun? İyi durgunum. Şimdi sözler 110'da ve 111'de şeyin geçmiş ve geleceğin geçmişin, halin, geleceğin şu anda var olduğu ve canlı ve ruhlu olduğunu söylüyor ya. Bunu mu yapayım, bunu mu diye, ama madem bunu istediniz, bunu yapayım. Ondan sonra sen mektubatı getirir misin? İkinci sır çok ilginç bir yer bu. Çok zor. Evet, bunu tam bir hata edemeyim, o yüzden bir yapalım, müzakere açalım şimdi. Evet, çok zor. Hepsi tanım gerekiyor, içi doldurması gerekiyor. Mesela şu ikinci sır olması için inan bana en az 10 tane toplamaya hakim olman lazım. Bir kere Samediye hakim olman lazım. Vahidiye hakim olman lazım. Ehadiye hakim olman lazım. Sırra hakim olman lazım. İkinci sır deyince sır nedir bilmiyorum. Hiç baktın mı sır diye geçtin zaten, ondan sonrasını baktın. Sırrı bakmadı değil mi? Sırın kendisini mi abi? He. Yani hep üzerine şey yapmadı yani, yoğunlaşmadı abi. Sır olduğu için kadem bastı, kenara koyuyoruz. Yani sırrın koy kenara bırak meşgul olma değil. Adı sır yani, sır, ismi. Sırrı bilmiyoruz. Yani içinde çok manaları barındıran bir hakikat. Sırlı bir şey yani. Şurada yapmıştık, hatırlar mısınız? Tasımla sır. Peki, sır diyor. Sırrı bilmeden buna onun için giremiyoruz. Mesela birinci sır diyor. İkinci sır. Sır yani. Sırı kapıda girmede nasıl olacak şimdi? Sır bir latife değil mi abi? Sır bir latife. Nedir o latife? İki zıt şeyi aynı anda barındırabilmesidir. Dönüştürmeden değiştirip kullanabiliyorsun. Tılsım ise değiştirerek dönüştürmektir. Mesela bu noktada odun bir sırdır. Odunda duman ve nur var. Birbirine dönüşmeden ama aynı şeyler. Mesela duman kapatır, nur açar. İkisi zıttır. Aynı yerdeler ve birbirine dönüşmeden değiştiriliyor, odun oluyor. İkisine de benzemiyor. Dumana da benzemiyor. Nura da benzemiyor. Üçüncü bir hal. Onun adı sır. Mesela nasıl? Dünyevi hadiseleri içine alması duman, dünyanın dışındaki her şeyi tanımlayan ve gösteren güneş içine almasından da nur. Güneş içine almış, donmuş güneştir. Odun donmuş güneştir. Sır hakkında çok şey yapıldı. Başka hangi derste çizmiştik? Mesela
İki tane şey verildi diyor bana. Alet. Bir alet, bir de elektrik. Hangi deftere şey yapmıştık? Burada yazmış mıydık? Ondan sonra öteki 20. defteri getir misin? Masamda göreceksin. Hani not almadın değil mi? Hani burada çizmiştik sırtı tılsım. He? Bak bakayım. Yazmış mı? Gerçi bildiğin için bunları yazmadın da. Bakayım nasıl? Getir bakayım. Tılsım nedir? Onu yazdı. O burada yazdı abi. Nasıl yazdı? Nerede abi sır? Suret hakikata. Ha, suret, siret, ahlak. He, antika. Ne dedin sen? O en son yazılan sır yok da abi, o sır yazmadı. Var. Yazdığınız tılsım nedir? Suret hakikata, hakikat mahiyete, mülk meleküte, mekan üstünü kaldırmak. Aslan getir. Ejderhayı kapı yap. Neyse. Size şunu yazayım ben. Heh. O şeyi getirir misin bir tanesini? Küçük defteri, olan. Defteri koymak için. Küçük olan. Getir bir tane. Bunu yazdın abi artık. Niçin defterinde yok peki senin? Sırlara ifade etmemiştin ki abi. Yani niye yok defterin? Bu şekil var mı? Bir derste işledik bunu. Telefon çektim ya. Tamam da peki bu malzemeleri her daim insan hafızasına kalmıyor ki. Benim de kalmıyor. O anda şey, yani bunları kullanacaksınız da notlarınızda, tefekkürünüzde kullanacaksınız. Kullana 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 meleke haline oluyor. Hani ben anladım demeyin. Peygamber diyor ki aleyhissalatü vesselam, bu manalar kuş gibidir diyor, ayağından bağlayın diyor. Kaydedin diyor, tamam mı? Peki ben niye yazıyorum? Hafızanızda kalır. Kalır ya. Şöyle yapayım. Buna bana verildi diyor. Risale'deki tabir değil mi? Buna ne diyor? Tılsım diyor. Yedinci sözde. Buna yedinci söz. Anladın mı? Neredeymiş? Yedinci. Bak. Yedinci söz. Bu da hususi verildi diyor. Tamam. Sonra daha hususiye dönüştürülüyor. İyi dinle şimdi. Tılsım nerede gördünüz mü? Gördün mü? Görüyor musunuz? Oradan da gözüküyor mu? Tahta yansıma var. Sen nasıl, iyi mi? Çok iyi. Çok tamam. Bak şimdi niçin duruyorum biliyor musun? Bunun adı da sır işte. Bütünüyle mi? Yani evet ya, işte bütünüyle bu sır. O zaman sırrı yapı bakımından insanda şu. Bir tanesini sileyim isterseniz, sır yapmayayım. Bak şimdi. Suat oku oradan, sırrını yazmışsın. Suret. Bak, suret. Sonra? Suret. Sonra? Ahlak. Suret içi insan
suret dışı, suret içi ahlak daha ilerisi, huyu. İnsanda bu. Nerede bulunuyor bu? Yeri neresi? Kalpte mi, ruhta mı? Kalpte. Kalpten daha mı içeride? Bunu diyebiliyor muyuz? Kalpte işte. Şimdi bu ne oluyordu bu? Elektrik her şeyi çalıştırıyordu. Bu da imkan vermeyen geçitlere yol yapıyordu. Yani kapalıları üstüne açıyor. İman-ı bil ahiret. İman-ı bil ahiret. Bu ismi azama aynı zamanda. İsmi bu alet verildi. İki tane alet verilmiş. Neymiş? Bir tane bu, bir tane de bu. Bir tanesi sormuş. Lemalarda var ya insana verilen. İnsana neler verilmiş hatırladınız mı? Vücut. Sonra? Hayat. Sonra? Sonra? Marifet. Söyleyin. Marifet. Muhabbet. Sonra? Marifet. Muhabbet. Buraya kadar kesi verilmiş. Şimdisini sordu. Yani bu mevzuyla alakalı da her adamın sorusunu gündeme getirecek halim yoktu. Mevzumuzla alakalı bir şey olunca. Şimdi ustad diyor ki bana ayrıyeten diyor şu verildi diyor. Bundan sonra bu herkese verilmiş. Şu anda verilmenin sebebi şu iki tane mesela Ad ve Semud kavminin helak olmasına sebep olan günahlar daha genel değil mi? Ama o zamandaki o pisliği düzeltmeli, vazifeli bir ismi azama mazhar, bir peygamber vardı. Lut aleyhisselam, Davut aleyhisselam, Şit aleyhisselam, tamam mı? Şimdi peygamber yok ama o fiil var. O fiili düzeltmek için Allah ismi azama mazhar, bir ismi mazhar, peygamber gönderiyordu. Şimdi peygamber yok. O zaman onu gönderecek vekile bu asırda, geçmiş asırdaki hangi pislikler var? Hangi o pislikleri hangi ismi azamla temizlettirmişse asrın imamına da o ismi azamlar verilmesi lazım. Çünkü mesela bana deseler ki Zeytinburnu dershanesinden mesulsun. Sevk idaresinde, yönetimine, her şeyine mesulsun. Ama yetkin yok. Olur mu? Hem mesulum hem yetkim yok. Hem aslı düzeltmeyle mesulüm, hem yetkim yok. O zaman yetki verilmesi lazım. Yetki de ism-i azam-ı mazariyettir. Nedir o? Şudur. Marifet-i İlahi yalnız aslında. Şu solda var ya, solda en üstün altında Marifet-i İlahi'nin bu. Marifet-i İlahi. Şey mi silinmiş? Bu ismi azama asrın vazifelisi olduğundan verilen yetki
Anladınız mı? Mesela Lut kavminin pisliğini temizleyecek peygamber. Neyle temizleyecek? Malzemesi ne elinde? Malzemesi netice itibariyle bir ismi azama mazar. İsa aleyhisselam hangi ismi azama mazardı? Kadir. Kadir değil mi? Kudret. Kadir. O zaman mesela misal verelim. İsa aleyhisselam zamanında ki mucizesi ne cinstendi? İsa aleyhisselam. Tıp. Yani bedeni esas almışlardı. Bedeni esas almışlardı. Bedeni hayat esas olduğunda ona ait mucizesi o tiptendi. Ölüyü diriltiyordu. Hamayı görüyordu. Çaresi olmayan hastalığı düzeltiyordu. Öyle mi abi? Bazı şey, imamı ne yapacak? Ruhu bedene hakim kılmakla mani gözünü açtırıyor. Ölü ruhlar diriliyor. Kadir ismine mazar olduğundan oluyor. Mazar olduğunu söylüyor zaten 24. sözde. Evet, Risale-i Nur. Çünkü yani mantığını yakalamanızı istiyorum. Ezber bir şey konuşmak değil de. Bakın bir daha söylediğim için söylüyorum. Ezber olmasın diye. Bir peygamber bir toplumun sefk idaresine mesuldür. Yetki verilmesi lazım. Yetki de mazar olduğu ismi azamdır. Vazifeyi yapınca ondan sonra olur olmaz. Olmazsa Allah diyor ki çekil terk et o beldeyi helak et. Tamam. Şimdi o toplumun pisliğini o ismi azamla peygamber temizlerken, tadil ederken bazı da peygamber yok. O zaman o ismi azama mazhar bir şahıs verilecek. Ya denilecek peygamber mi? Değil. Peki ismi azam sırf peygamberlere verilmez. Öyle bir usul yok. O zaman İsa aleyhisselamın mazhar olduğu ismi azama mazhar değilse bu asıl insanı, o vazifelisi, o zaman insanların bedensel hayatından ruhu çıkartamaz. İşte 10. sözün sonunda diyor ki Risale-i Nur bütün mevzularını ism-i azam cihetiyle ispat etmiş. Her mevzusu ism mertebi şey her ismin mertebi azamı ve ism-i azam. Her ismin mertebi azamı. Niye? Risale-i Nur bu meziyeti üstadım falan değil. Asın tahribi, asın günahları çok büyük ve genel olduğu için imamına bu yetki verilmesi lazım ki mesul olsun. Ustada soracaklar vazifeni yaptın mı? Mesuldun. Bana soracaklar sana bunları verdik. Eğer bu hakikatları bir kısmen sana niye anlatmadın? Çünkü bildiğini anlatmak vaciptir. Usulü fıkıhta. Niye anlatıyorsun? Kardeşim vaciptir. Ben vazifeliyim mecbur. Herkes vazifeli. Neyin vazifelisin? Bildiğini anlatmayla vazifelisin. Vazifelisin. Şimdi mesela bu insanlar şimdi bana ne sordular biliyor musun? Bunu şimdi bak şu yapıyorum. Şöyle şu yapayım. Abi insaniyet verildi. Bu ne demektir diye sordu. İnsaniyet. Buraya yazıyorum Suat. Gözüküyor mu abim? Evet abi. Tamam. Resul sizde gözüküyor mu abim? Gözüküyor abi. Heh. İnsaniyet neymiş? Ne diyeceksiniz bana? Veciz olacak. Bir cümle. Muhakebattan. İnsaniyeti küpüre olan İslamiyet. Harika. Neymiş? İnsaniyeti küpüre olan İslamiyet. Ha. Bak. İslamiyeti kübra olan İslamiyet. Peki İslamiyet vardı. Yani İslamiyeti kübra olan İslam şey yanlış oldu. İnsaniyeti kübra olan. İnsaniyeti. Ya neymiş biliyor musunuz bu? Aynı zamanda ne diyor orada? Medeniyeti
Medeniyet-i Kübra. He? Yani şecereyi şecere-i hilkat var ya, şecere-i hilkat. Ona inkılap etmek. Cüz-i nazarını cüziyetten çıkıp küllileşmek bu. Bab-ı insaniyet İsmi Hakk'ın cilvesidir. Bab-ı insaniyet. Yani üçü aynıdır. Şuraya yazıyorum bu boşluğa. Bak üçü aynı. Kainat. 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 İnsan üçü birdi. Diğeri nedir? Kur'an. Evet, kim dedi onu? Evet, güzel. Üçü bir. Hakikatları farklı. Suretleri ve hakikatları farklı, mahiyetleri bir. Bak. Suretleri ayrı. Hakikatları bu çok iyi değil. Kainatın misali nusaları olarak geçiyor yani çok yerde. Evet. Çekirdeği kainat, misali. Kainat. Şeceri demiyor. Ondan sonra tamam. Suretleri ayrı, hakikatları bir. Birbirlerine. Daha derse gireceğiz değil mi? Sonra daha vahidiyeti soracağım sana. Abi ben Besmele ile bağdaştıramadım. Çünkü niye bağdaştıramadın? Var mı arkası, çevriliyor mu? Yok. Niye biliyor musun? Bak abi. Bunun için çektiniz mi? Çek fotoğrafını da al, ondan sonra Ersan'a gönder yapsın ve defterinize de not alın. Bak ben bu defterle niye geldim? İlginç bir şey gelirse Ersan'a göndeririz. Tamam mı? Bak şimdi. Ne anlatacaktık ya? Bir şey anlatacaktım azıcık. Besmele'yle nasıl bağlı? Ha, bak şimdi. Bak. Niçin yapamıyoruz? Besmele'de ilk isim neydi? Allah. Allah, Rahman, Rahman. Rahim. Peki. Şöyle diyeyim. Şimdi yaptık. Celal mı, Kemal mı? Celal mı? Bu. Hangisi abi? Allah. Kemal. Kemal mı? He? Kemal. Kafadan atıyorsunuz. Niye böyle biraz şey yapmıyorsunuz böyle? İsmi Celal. İsmi Celal. He? Elhamdülillah. Subhanallah. Allahu Ekber diye yazmışız abi. Ne demişiz? Elhamdülillah. Şöyle değil. Bak. Bir dakika. Cemal. Elhamdülillah mı? Evet. Cemal sıfatı vücut alemlerinin. Elhamdülillah. Ne demişiz? Vücut alemleri. Tamam. Vücut. Görüyor musunuz sıfatı? Şöyle diyeyim de güzel olsun. Ben beraber yapacağız. Aslında yazabilirim, yazmıyorum. Peki Celal neydi abi? Celal
Dünya da Subhan Allah. Adem Aleyhisselam. Subhan Allah. Adem alemleri mi? Evet. Peki Kemal neydi abim? Allah'a emanet. İnsan alemleri. İnsan alemleri değil mi? Evet. Şimdi bak Resul. Bunu şeyde koyacağız. Bunu sileyim. Daha şey yapsın. Teknik bilgileri donatılmadan giriyoruz. Nereye giriyorsun? İkinci sır. Abi anlamadım. Tabii ki anlamadım. Teknik bilgi yok ki. Bak Allah. Ama hiç okumadan bak şimdi çözülecek daha. Allah. Rahman. Rahim mi abi? Şimdi bak. Elhamdülillah. Subhanallahu Ekber. Şimdi soruyorum size. Allah celal mıdır, cemal mıdır, kemal mıdır? Hangisine gelecek? Celal ile cemalin birleşmesi kemal en ileride. Zül cemali subhanallah, zül celali subhanallah, zül kemali subhanallah. Hangisi diyor? Subhanallah. Zül celali subhanallah. Subhanallah. Celal mı? Evet. Celal. Peki, cemal mı olur? Hangisi? Cemal mı abi? He. Cemal. Peki, şöyle diyeyim. Allah kainata herkese Allah'lık yapıyor, kafire dahi. Tecelli ediyor. Herkesi rızıklandırmıyor mu? Rahman. Peki, Rahman herkese eşit. Rahim, Müslüman'a az. Kemal'in bahinde mi? He? Mesela o zaman Rahman genel olursa hangisi olur? Kafir de var zaten vücut alemlerinde. Cemal. Ve Kemal. Neye göre yazdın şimdi? Bunu nereye göre yazdın? Mesela bunları topladığın zaman 24. sözde anlatır. 24. sözde anlatır. Celal, Cemal, Kemal. Çocuklar neredeydiniz siz? Niçin, ne yapıyordunuz? Duymadın, anons yapmadınız mı? Yapmadım. Tamam. Peki. Şimdi orada 3 tane isim var. Besmele ile izah ediyor. Cemal, Celal, Kemal. 24. sözde. Orada anlatıyor. Hatta hatırlıyorum. Allah bu kainatı nasıl yarattı? Böyle bir şey yapmıştım. Allah şöyle yapmıştı. Bak. Şöyle diyeyim. Celal. Celali. Cemali çarpıştırıyor. Ortada bir hakikat çıkıyor. Çarpıştırınca.
Mevcudat, celalle cemalın çarpışmasından ortaya çıkan şeydir, neticedir. Mesela Allah herkeste var. Yani bizimle alakası yok. O bizim dışımızda. Herkeste Rahman var. Müslümanda Rahim var. Kafirde Rahim gözükmez. Ahirete iman edenlerde Rahim olur. Rahim aynası olur yani. Rahim gözükür. Peki. Şuraya dikkat. Kafirin de annesinin yavrusuna olan şefkatini sorursa abi. Annesindeki o merhamettir ya. Merhamet herkeste var. Şefkat daha latiftir. Merhamet gözüküyor. Tamam. Rahim isminin bir tecellisi değil mi? Tecelli. Fakat şöyle tecelli ediyor. Bir kuvveden bir fiile çıkıyor. Fakat o aynadarlığının şuurunda değil. Acaba şöyle olabilir mi? Diyelim ki çocuğu belli bir yaştan sonra artık o eskisi küçüklük sevgisi kalmıyor kafir dedi. Ama küçükken o çocuk sonuçta Müslüman. Bak şimdi, bir şöyle örnek vereyim de size. Almanya'da, yurt dışında çocuğun altını temizlerler. Hani demek istemiyorum ama onlarda şefkat yok, merhamet var çocuğa. Bak, merhamet yok. Merhamet var, şefkat yok. Merhamet, bak işte. Çocuğun altını temizlerler. Karnını doyururlar. Arabaya koyarlar. Kıyamet kopsa, ciğeri patlasa, ağlasa kesinlikle kucağına almazlar. Şefkat yok. İhtiyacını karşılıyor, bırakıyor. Artık diyor, benden bu kadar diyor, sen... Alaman senin keyfine diyor. Ben senin keyfine, keyfimi bozmam. Mesela 18 yaşında kız erkek olsa evde kovar. Hayal etsen kızın 13 yaşında benim komşum vardı Almanya'da. Lojmanın komşusu. Şeyde Türkiye'de vazife yaptığı için kadın profesör. Türkçe biliyordu. Kimya profesörüydü. Burada vazife yapmış. Türkçeyi konuşuyorduk, anlaşılıyordu. Komşumdu. Caminin lojmanını tutmuşlardı. Ben orada kalıyordum. Türkçe biliyordu. Bazen ben bahçeye çıktığım zaman ortak yerimiz, o da kasten geliyordu zannediyorum. Bahçeye geliyordu. Yaşlıydı yani. Belki de 65'in üzerindeydi. Daha yaşlı. Anlattığı zaman 13 çocuğun var mı diye sorduğum zaman güldü. 13 yaşında kız evden gitmiş. Aramadığımı da şaşırıyorum size dedi, bu soruyu soracağını zaten biliyordum. Siz diyor, ya kendi benliğini ifade etti, kendi özgürlüğünü istedi diyor 13 yaşında. Gitmiş, hiç aramamış. Sana soruyorum, kızın değil bacın olsa, 13 yaşında evi terk etse, Allah belanı versin, ne varsa ne hali varsa gör der misin? Arar mısın? Peki seni bu hale sokan, onu o hale sokan nedir? Onda merhamet, sende şefkat. Onda şefkat gibi gözüküyor. Değil ya. Merhamet var. Bunu cem eden insanda aynayı samet olur. Allah kainatı nereden yarattı? Celali ve cemali sıfatlarını bir vurdu, ortaya kemal çıktı. 24. sözde anlatıyor. Ondan sonra mesela insan kainat ve kendisini merak ediyor. Abi bu dersleri takip etmek istiyorum sorusuna bir cevap vereyim. Abi nereden başlayacağım, nasıl başlayacağım, bu mevzular acayip, defterler açık, kitaplar açık, tahtalar. Biz nereden başlayalım, altus oluyorum diyenlere diyorum ki, hemen ilk defterini aç. Aç defterini. Cismaniyet. On altı.
17, 18 dinle yani şey. Dinle. Sağ, tamam bu sana yeter. Mesela cismaniyetin kaynağını anlatıyoruz. Gördün mü 24. sözü? Başı başı. En başı. En başı. İşte bu konu işliyor. İlerledikçe görsün. Neyse dersten sen otursun. Biraz fark ettin mi? Anladın mı? Demek ki kafirde şefkat yok, merhamet var. Hayvanlarda da var, merhamet var. Hani şefkat tecelli ediyor, onlarda merhamet gözüküyor. Ayna değil yani. Şefkat rahim ismi. Mesela şöyle diyor ustad onun. Burada mıyız zihnimiz? Çok güzel bir şey söyleyeceğim de onun için. Ustad diyor ki, Zeliha'nın diyor Yusuf'a karşı durumu nedir? Aşktır. Yakup'un Yusuf'a karşı durumu nedir? Şefkattır. Yani aşk muhabbet yani. Zeliha'nın Yusuf'a karşı muhabbeti var. Muhabbetin ilerisi aşktır. İçsel yapısı. Muhabbetin içini, muhabbet bütünseldir, mastardır. Ha, içinde aşk var. Ama Yusuf'ta aşk değil, şefkat var. Şey, Yakup'ta, Yakup Aleyhisselam. Anladın mı yani? Yani merhametle şefkat orada çok güzel ayırıyor. Merhamet aşka kadar gidiyor. Şefkat ise benliğini yok eder, tek oluyorsun. Nasıl? Nübüvvete bakar diyor, yürüsünün ama beşeriyet olarak. Tabii mesela diyelim ki kadın çocuğunu kendisinden olduğunu bilmez. Kendisinin böyle bir parçası bilir. Yani bu bendendir değil ki, bu benim ya. Farklılık var mı bu kol benim ise? Ayağım, kafam neyse bu böyle, öyle mi? Adam yani erkek bizler, çocuk bizdendir biliriz. Yani bizden. Bu benden, al. Benden ayrı bir şey, burada. Ama kadında ise çocuk kendisinden bilmez. Kendini bilir, bir uzantısı bilir. Evet orada duruyor ama benim o diyor. Benliğini ortadan kaldıran şefkattır. İki farklı yapı varsa merhamettir. Kendini ortadan kaldıran şey şefkattir. Canını verir. Ama içerisindeki o tavuğun şey yapması şefkat, merhamet. Ama öyle tanımlıyoruz. Şimdi sırrı da konuştuk. Vücut alemleri, Adem alemleri, insan alemleri buradan çıkıyor. Bunu da yazmadınız. Nasıl öğrendik ya. Yazmadınız değil mi? Yazdım da yazı kaldı. He? Yarısı kaldı, yazdım da sonra. He tamam. Çünkü sonra lazım, yani tefekkürünüz ne lazım olacak? Çektin mi abi? Bunu da çek. Şeyi gönder. Hepsini tek tek söyleyeceğim. Merak, merak, oh, yerde merak. Yerde taş kalmadı, sana bakalım. Nasıl abi? Yerde taş kalmadı, kalmadı hatta. Çünkü istiyorum ki çok çabuk, çok şey alasınız. Aynı dersi 2-3 defa değil de, o 2-3 defa yerine başka şey anlatayım. Çünkü konu çok, biliyor musun? Mesela buraya girmeyecektik. Soru sordum, sır nedir diye. Biraz bir iki kelime şey yapsaydınız bana, ben bu sıra girmeyecektim. İkinci sır. Tamam, şimdi kafanızda ne toparlandı? Sır. Sır anladık değil mi biraz böyle? Sır neymiş? Peki. İstiyorum ki Müslümanlar, hasreten bak nur talebeleri vazifelidirler, biliyor musunuz? Vazifelidir.
bunu insanlığa ulaştırılması lazım. İnsan kendisini inşa etmesi lazım. Bir gelenekle devam etmiyor. Şu duayı oku, tuvalete böyle gir. Kur'an'ı sol eline tutma, tutup okuma. Bunun ayakta duramaz bu millet. Şu duayı okursanız cennetin şu tabakasına gideceksiniz. Adam cennette bir derdi yok ki, cenneti inkar ediyor. Adam diyor ki cennetin şu tabakası diyor. Cenneti kim gördü diyor televizyonda. Cennet var mı ki diyor. Hadis var diyor şimdi. Cenneti inkar eden hadis delil getiriyor. Allah'ı inkar eden ayet delil getiriliyor. Tamirci yani bu şimdi. Allah'ı inkar edenle program yapıyor. Allah'ı inkar edene hadis ve ayet getiriliyor. Allah inkar edince sözlerine itimat eder mi? Ayet ve hadis beni bağlar. Ya diyor cennetteki şu tabakaya şöyle gidilecekti, şöyle olacak. Ya cennet var mı ki diyor ya. Bir dakika bir dur öyle diyor. Cennet var mı ki böyle bir şey? Kim görmüş diyor. Aa hadis var diyor ya. O da böyle yapıyor. Ya. İşler açısı değil mi? Bu bunların hala İsrail. Hatta bu kalkıyor Risale'nin aleyhinde bulunuyor. Bu zat, tamirci zat. Şu vahamiyete bak ya. Risale-i Nur bir kere malum ve belli ve muayyen olan imanı kullanma yoluna gitmiyor. Yani Müslümanların mevcut olan imanını kullanma yoluna gitmiyor. Onu inkişaf ettiriyor. Taklidi imanı tahkike çeviriyor. Taklidi ana babasından kalan miras. Niye Müslümansın? Şey ya ne demek yani? Biz Müslüman da olduk yani. Müslümanız, Malatyalıyız. Malatyalıyız, Adanalıyık. Kardeş, biz Yozgatlıyız. Kardeş, biz Müslümanız. Bu nedir? Ana babasından kalan miras. Miras gibi bir din kalmış. Tahkik olmadan bu cemiyete nasıl duracaksın? Adam Allah'ı inkar ediyor, Kur'an'ı sol eline tutup okuma diyor. Allah'ı inkar ediyor, cinler diyor. Ya cinler ne demek diyor ya cinler ya? Cinler böyle bir şey var mı diyor. Bunu nereden uydurdunuz diyor. Çok vazife düşüyor size, anlıyor musun? Bu adam kalkıyor televizyonda çıkıyor, kendi arka yandaşlarına Risale-i Aleyhinde bulunuyor. Lan bir bakayım da bir öğreneyim bunları ya. Bu neyin nesil? Buna bir cevap vereyim. Oysa cennet ve cehennemin en güzel böyle basit bir örnek varsa, yani cehennemin varlığı veya cennetin varlığı sensin. Gidip de gelen mi var? Peygamber gitti diyeceğine sensin desene. Ama bir insanı tanımlayamadın ki. İnsan bilgin yok. İnsan gelmiştir. İçsel alemindeki kaosun cehenneme, içsel huzuru cennete delil olduğunu, odundaki nurun cennete, odundaki ateşi ve dumanın cehenneme misal olduğunu, ama dışarıda odun gözüktüğünü, bu alemin şehadet odun gibi olduğunu. Cennet nerede? Odunun neresinde nur varsa cennet de dünyanın orasındadır. Cehennem nerede? Odunun neresinde ateş varsa cehennem de bu dünyanın orasındadır. Suyun söndürücüdür. Neresinde yakıcı, neresinde yanıcı, hidrojen ve oksijen varsa ahiret de dünyanın orasındadır. Su söndürücü. Ama biz biliyoruz ki oksijen yanıcı, hidrojen yakıcı. İki tane yani bir araya gelmesinden söndürücü olmuş. İki zıt. Yanıcı ve yakıcı. Çok basit yani. Buhran, bunalım, panik atak, depresyon. Sana detayı anlatmasın. Anlatmaya gerek yok. Buhran, bunalım, panik, depresyon, can sıkıntısı, intihara götüren şeyler, kaos, içsel yanmalar, cehennemden haber veriyor. Celal ülkesinin tecellisi oluyor. Huzur, neşe, saadet, bast. Tamam mı? Böyle müsbet şeyler de cennete haber veriyor.
Kastamonu 8. sayfada söyledi. Sırf bu kadar söylese. Ya gidip gelen mi var? Vardır. Yani çok iyi biliyorsun ki peygamber desin inkar edecek. Çünkü peygamberin inkar ettiği için peygamberin sözüne itimat etmez. Gidip gelen mi var? Uçakta benim başıma geldi de biliyorsunuz. 22 dakikalık bir video var. Gidip de gelen mi var dedi uçakta adam. Tabii cevabı hemen hazır. İstanbul Üniversitesi'nde doçentmiş adam felsefe bölümünde. Ondan sonra uçakta var mı dedi, sesini de yükseltiyor ki herkesin tarif olsun diye. Var dedim. Hemen ağzında peygamber söyleyeceğimi zannetti. Kim dedi? Sen dedim. Bir anda şok oldu. Ben hatırlamıyorum dedi öyle bir yerden geldiğimi. Sen anne karnından geldiğini hatırlıyor musun? Ses yok. Cevap vermiyor. Anne karnından geldiğini hatırlamıyorsan o zaman hatırlamadığın yer oradan gelmediğini mi delildi? Ben hatırlamıyorsam yoktur. Anne karnından geldiğini kim hatırlıyor? Ama oradan geldiğimiz aklımız söylüyor değil mi? Ha, insanın fıtratı da aklın oradan geldiğini gösteriyor. Çünkü insanın sıfat yapısı buraya benzemiyor. Merhameti buraya benzemiyor, gadabı benzemiyor, feraseti benzemiyor, vefası benzemiyor. Bana bir tane şey söyleyin de buraya benzesin. Duyguları benzemiyor. Yani Risale'nin bambaşka bir şey. Bak ikinci sır okuyoruz ve bir saat oldu ne? Değil mi sır? Dedim ya en az 10 tane ders tanıyacağız. Fesubhanallah. Birinci sır kitaplara imanı işaret ediyor. İkinci sır Allah'a imanı anlatıyor. Ondan sonra ben sana şey yapayım, ipucu vereyim. Üçüncü sır meleklerin simgesidir. 6 tane sır var. Yazmış mısın? Dördüncü sır ahirete imanı simgeliyor. 5. sır kadere imanı anlatıyor. 6. sır peygamberlere iman ve 6 tane sır zaten. İman esaslarının açılımıdır. He? Ya. Peki. Bir zaman gireriz inşallah ikinci sıra. Şu teknik bilgiler lazım. O zaman sana vazife, şunu isteyeceğim senden. Vahidiyeti istiyorum. Kainatta ve insanda. Bak, kainatta, şey varlıkta, şeceri hilkatta, insanda. Tamam, yok. Varlıkta vahidiyet, nota. Bak, nota, biliyorum. Abi unuttum diyeceksin. Vahidiyet. Ehadiyet. Samediyeti istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Nerede olacak istiyorum? Varlıkta ve insanda. Varlıkta vahidiyet, ehadiyet. Ha, samediyet. Ehadiyet, vahidiyet, samediyet. Şunları da o zaman ekle. Vahdet. Vahidiyet yazdın, vahdet. Ehad ekle. Vahdet. Ehad, ehadiyeti söyledik, vahidiyeti söyledik. Tamam, hangisi var? Yok, tamam. Vahdaniyet. Ha, vahdaniyet. Vahidiyeti, ha. Vahdaniyet. Vahdet, vahidiyet, vahdaniyet. 3 tanesini istiyorum senden. Ehad, ehadiyet. Vahdet, vahidiyet. Başka bir şey istemiyorum senden. Pazartesi sen bunları yapacaksın. Ben de sana yardım edeceğim. Sonra ikinci sır ne olacak biliyor musun? Aleminde açılacak. Şu anda ders yapsak da bilgi olacak. Yani bunlar içerimize taşınıyoruz. Tamam mı? Daha önce şey yapmıştık yani beraber bu vahidiyet, ehadiyet, vahdaniyet. Onları bir hulasalandır. Ama insanda ve kainatta yapmış mıydık? Yalnız lugatını yapmıştık zannediyorum. Yani vahidiyet insanı nasıl işliyor? Mesela kainatta vahidi suyun damlası. Mesela diyeceksin sudaki güneş. Bütün damlacıklar olarak geçer. Yani peki. Yani ne demek yani bu? İnsanlık nasıl karşılık buluyor? Bu kainatta nasıl işliyor?
Tamam abi, ama yazıp çiz. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavatü.